İsrail İdlib'te Türkiye ve Rusya arasında Moskova'da varılan anlaşma neticesinde başlayan ateşkes 10 saatten bu yana devam ediyor ve İdlib'e baktığımızda özellikle İdlib'in şehir merkezi ve çevresindeki çatışmaların durduğu yönünde sağ kaynaklarından aldığımız bilgiler var. Çok yoğun çatışmalar vardı malum dün akşam saatlerine kadar ve bugün itibariyle bu çatışmaların tamamı durmuş vaziyette. Bundan bahsedebiliriz. Yer yer İdlib güney kırsalında muhalifler ve rejim arasında yaşanan kısa süreli çatışmalar dışında bölgede ateşkes uygulanmaya devam ediliyor. Tabii ateşkes kapsamında ön plana çıkan noktalardan biri M4 otobanı oldu. M4 otobanına baktığımızda Laskiye'den Halep'e uzanan bölgenin, İdlib'in hatta Suriye'nin en kritik, en önemli otoyollarından biriydi. Ve M4 otobanının Serakip'in 2 kilometre batısında bulunan Trumba'dan Aynel Havr'a kadar uzanan yaklaşık 75 kilometrelik kısmının 6 kilometre kuzey ve güneyinde bir güvenlik koridoru oluşturulurken, bu güvenlik koridoru içerisinde Türkiye ve Rusya'nın önümüzdeki süreçte 15 Mart'ta başlatacağı devriyeler için hazırlıklar da artık bugün itibariyle başlayacak. Yaklaşık bir hafta boyunca Türkiye ve Rusya'dan Savunma Bakanlığı heyetleri bölgedeki süreci hem masada hem de sahadaki askeri personeller vasıtasıyla netleştirecek ve netleştirilmesinin ardından bölgede devriye faaliyetleri de başlayacak. Malum M4 otobanı az önce de söyledik, Laskiye'den Halep'e uzanan en önemli noktalardan biri ve aynı zamanda da bölgenin önemli ticaret ve lojistik otoyollarından biri. Bu nedenle de çok önemli bir güzergah, hem bu anlamda büyük bir öneme sahip hem de burada oluşturulacak bir güvenlik koridoruyla adeta İdlib'in şehir merkezinin güney kanadı da koruma altına alınmış olacak. Rejim unsurlarıyla İdlib'in şehir merkezi arasında Türkiye ve Rusya'nın oluşturduğu bu güvenlik koridoru girmiş olacak. Bu anlamda da aslında öne çıkan maddelerden ve önemli maddelerden biri de buydu ve devriyelerin 15 Mart'ta başlamasını bekliyoruz. 15 Mart'ta başlayacak devriyelerle birlikte bölgedeki ateşkesin kalıcı hale getirilmesi sağlanacak ki aslında bu ateşkesle birlikte sadece bölgede çatışmalar durmuş olmayacak. Hem İdlib'e giden, İdlib'teki sivillere yardım için giden konvoylar, sağlık konvoyları ve bölgede hizmet veren hastanelerden okullara kadar sivillerin kullandığı tüm kamu araçları da güvenlik altına alınmış olacak ve böylelikle hem sivillerin can güvenliği, hem sivillerin kullanım alanları, hem de bölgedeki çatışmalar durmuş olacak ve biz de gelişmeleri takip edeceğiz. Banu.